İki özel iki paket al. Al abi, bu da çıkmış. Bu pakete de çıkmış. Ya yok artık abi, yeter artık ya. Abi bu video nasıl bir video oldu? Tarihin en... Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte FIFA Mobile'de dehşet bir şekilde kadro paket yorumlama yapacağız. Oyuna fena haller oldu. Kim bilir neler neler göreceğiz ve tarihin en iyi kadro paket yorumlaması olabilir. Ve arkadaşlar, yine kadro paket yorumlamalara sizler benden daha çok like istediğiniz için yine dehşet bir like gelecek. Ve bu dehşet like sayesinde yakın zamanda bir daha kadro paket yorumlama gelecek. Yine gizemli olaylarınıza falan bakacağız. Like'larınızı atmayı unutmayın. Gerçekten herkes like atsın. Zaten siz benden çok istiyorsunuz. Bence söylememe bile gerek yok. Çünkü yine tahmin ediyorum ki bütün atılan kadrolarda falan herkes sizden like isteyecek. Yani siz sizden like istiyorsunuz. Yani bunun basiti var. Atın like'ınızı geçin arkadaşlar. Hemen tam ekranı kapatın. Ya da kapatmadan da atılıyor sanırım artık. Videoyu durdurmanıza hiç gerek yok. Like'ınızı atın. Ben en son 0 coins'lik bir gen yükseltme yaptım. Bu arada arkadaşlar bakın, gerçekten bir dönem nasıl bu kadar uzun bir süre devam ediyor bilmiyorum. Ama FIFA Mobile konusunda sanırım Türkiye'de felaket ya da dünyada bilmiyorum, felaket bir yükseliş var. Çünkü hiç bu kadar uzun bir süre benim abonem böyle artmıyordu. Yani öyle bir milyonlarca binlerce abone geliyor ki ben şok oluyorum gerçekten. Hala abone değilsen ve eğer FIFA Mobile oynuyorsan abone ol. Çünkü bu kanal senin için var kankam. Bu kanal FIFA Mobile oynayanlar için var. Ve bu toplulukta bayağı da bir yükseliyoruz. Yani abone olmaya devam edebilirsin. Bir tek sen kaldın sanırım. Her videoda bu şekilde söylüyorum ama bir düşün bakalım. Bak bakalım, videoları falan seviyorsan abone ol. En son ben burada 0 coins'lik bir gen yükseltme yapmıştım. Ve burada görmüş olduğunuz gibi böyle bir takımımız oluşmuştu bizim arkadaşlar. Ve şimdi yakın bir zamanda artık 300 milyonum da oldu neredeyse. Ben zorlasam çok rahat 300'ü de geçiririm bu kadroda. 300 milyonluk, 200 milyonluk falan böyle bir gen yükseltme de gelebilir. Bu da sizin yorumlarınıza falan bağlı olacak, haberiniz olsun yani. Hadi arkadaşlar, o zaman kadro paket yorumlarımıza bakalım. Bana da öneri verin hanım, tamam mı? Yani yeni oyuncular geldi bir sürü arkadaşlar. Hepsine de ben bakamıyorum yani. Sizlerin de keşfettiği falan böyle çok iyi oyuncular, kadro tavsiyeleri falan varsa yorumlara yazın. Kadro paket yorumlarımı da yorumlarını okuyorum çünkü. Hepsini net okuyorum yani. O zaman hemen kadro paketlerimize geçelim. Futbol team ilerlemelerimizi göstermeye devam edeceğimi söylemiştim. Ve arkadaşlar sonunda burada görmüş olduğunuz gibi Dragons'a karşı 6-0 bir lig maçı kazanmışız. Görmüş olduğunuz gibi. Ve kadroda şu anda 2 tane boş yer var. Ve minimum ratinglerimizde 50-60 arası. Yani 50-60 gene yükselttikten sonra kendinizi bizim Zlatan Gang takımımıza gelebilirsiniz. Bu bir tarayıcı oyunu dediğim gibi, yeni kayıt olabilirsiniz. Bayağı da bir herkes gelmeye başladı oyuna. Bayağı yeni kayıt olan var. Herkes oynuyor bu oyunu şu an. Herkes kendini geliştirmeye çalışıyor. Başka takımlara falan da girebilirsiniz. Aynı ligde de mücadele edebiliriz. Yani burada bizim takımımız var görmüş olduğunuz gibi sizler içinden. Şu anda 13 kişiyiz. Ben 2 kişi daha ligden atacağım. Yani çok böyle 10 gen falan kalan kişileri atacağım. Ve 50-60 genden sonra Zlatan Gang takımımıza istek atabilirsiniz. Bakın takımda benden büyük, benden yüksek oyuncu bile var. Madness, Gakpo diye biri var. Mustage var. Yani benden yüksek kişiler de var burada. Bunların hepsini sizlerle beraber ayarlayacağız çok güzel bir şekilde. 6-0'da kazanmışız. Açıklamadan kesinlikle oyuna gelin, futbol team'e. Benim takıma gelin. Benim de karakterimi şöyle göstereyim arkadaşlar hemen. Benim oyuncumu da göstereyim. Oyun gerçekten çok güzel. Ben de böyle kıyafetleri falan değiştireceğim. Daha felaket şeyler yapacağım. Şu anda yani Portekiz çorapları var. Uruguay forması var yani. Çok garip duruyor. Ama hepsini ayarlayacağız arkadaşlar. Merak etmeyin. Ve antrenman kısmında da her gün gelişmeye devam ediyorum. Vakit buldukça buradan kendimi bayağı bir yükseltmem lazım yani. Benim pres özelliğim fullenmiş durumda. Gerçekten çok ilginç. Açıklamadaki linkten bütün oyunu indirip benim takımıma da Zlatan Gang birleşik takımın ismini tekrardan göstereyim. Siz oyuncusunuz burada ve takımlara katılıyorsunuz. Bir lige giriyorsunuz ve o ligde galibiyet almaya çalışıyorsunuz. Şu anda da 2 kişilik boş yer var. Özellikle benim stoper ihtiyacım falan çok var galiba. Kalecimiz var 63 yeterli ama sağ bek, sol bek, stoper falan yok oyunda. O tarz ihtiyaçlarım var. Öyle o şekilde de gelebilirsiniz. Bu arada ben minimum reytingi 65 yapmışım ve günde 2 kişiyi de takımdan çıkartabiliyorum arkadaşlar. 11 gen 19 gen bir oyuncu zaten takımda kalamaz maalesef. O yüzden sizleri bekliyorum. Şu anda 11 kişi var takımda ve 70-60 gen üstünde de bayağı bir oyuncumuz oldu. Ben de dahilim buna. Bayağı da güzel oldu. Açıklamadaki linkten gelebilirsiniz oyuna. Gerçekten benim linkimle gelince bir de ödül alarak geliyorsunuz. Hadi bakalım, hepiniz açıklamadaki linkten oyunumuza gelin, kayıt olun. İlk olarak Kerem'ciye gideceğiz. Abi MDO'ya Petit, Solbeke Teo gelecek. Solbeke Teo, öf neler neler yapar. Petit'in de 107'lik mi 109'luk mu kartı vardı? Sanırım öyle bir şeyi vardı. Bayağı bir iyi olur. Onun dışında değiştirmeni isteyeceğim bir oyuncu var mı dersen Taremi abi. Çok güzel santraforlar var oyunda. Yani Taremi gidebilir ya. Gerçekten kesinlikle Taremi gidebilir. Ama coins'in 5 milyon. O yüzden Taremi şu anda değiştirmek birazcık lükse kaçmak olur. Ama ilk değiştireceğin oyuncu coins falan eline geçerse Taremi olsun kankam. Abone olup like atmayı unutmayın demiş bir de. Arkadaşlar adamsınız adam. Yemin ediyorum ya, şunları
Artık hiçbir şey yapmama gerek yok. Artık herkes yardırıyor zaten. Sen de diyor ki abi ben stoper Ferdinand Delik yapacağım. Vallahi fena olur. Ferdinand Delik zaten bayağı bir coşar. Ferdinand'ın kartı bayağı iyi. Ben daha kullanmadım. Ben sattım ama yani yükseltmede bakarız. Sol kanat Mane gelecek. Aktar'ın puanı gelecek. Bazı oyuncuları da yükselteceğim demiş bir de. Bakalım abi. Ben bu arada daha çok gizemli olayları merak ediyorum. Sizler de öyleysiniz yorumlara yazın. Bir de bir like atın. Bence hepiniz öylesiniz çünkü. Bütün izleyenler like atmış olur. Neyse bakalım. Bazı oyuncuları yükselteceğim. Yani kanka şimdi 12 milyon var zaten. Böyle inanılmaz fazla öneriler falan veremeyeceğim ama Hacı fanıysan Hacı kalsın. Değilsen Hacı yerine başka oyuncular da alabilirsin oraya. Ama Hacı fanıysan kalsın da. Kanka şu derece yükseltmelerini, oyuncu yükseltmelerini Hacı'ya bas ya. Ya sen şimdi bu adamın büyük bir ihtimalle fanısın kullandığına göre diye düşünüyorum. Kartı da iyi gerçi. Fiyatı da böyle çok fena değil ama yani bir Galatasaraylıysan ve Hacı fanıysan Hacı'yı yükselt. Yani şimdi Morata'nın 108 olacağını Halil Hacı 108 olsun. Daha güzel olur. Oyundan daha fazla keyif alırsın. Onu o şekilde söyleyebilirim. Onun dışında zaten sol kanatta Mane felaket bir şekilde coşturur. Ziyech çok iyi oynuyor. Bende var kullanıyorum ve ben beklediğimden çok daha iyi. Dest de gayet iyi bu arada. Dest'i de kullanabilirsiniz. Fiyat performans falan bayağı veriyorlar. Zaten Ziyech'in değeri bayağı bir arttı ben aldıktan sonra sanırım. Yani ben bayağı iyi zamanda almışım. Hoyt-Min sona bakınca arkadaşlar 23 milyon ya. Bir de bu hangi paket ya? Hangi paket olduğunu da yazmamış. Bu arada videoya like atıp abone olmayı unutmayı seviyorsunuz demiş. Bu basit bir pakete benziyor. O şeydeki paket mi? 90 artı oyuncu paketi ise bayağı iyi bu arada. Bu hangi paket lan? Herkes bayağı bir tepki göstermiş arkadaşlar. Herkes altında coşmuş. İnanılmaz şaşırmış herkes. 102 Bergwijn'de 106 Koulibaly bu arada. Siz görmüyorsanız arkadaşlar şöyle göstereyim. İnanılmaz. Yani gerçekten aynı pakette bir de. Vay vay vallahi çok iyi çıkarmış ya. Helal olsun. Gizemli olayı daha videonun başında görmemiz çok ilginç. Kim bilir daha neler göreceğiz o zaman videonun başında böyleyse. Öncelikle selam Kore abi. Beyler Santrafor'a 106 Ronaldo. Abi baya güzel sarar ya. Baya akar ya. Oraya 106 Ronaldo. Bir de Wright yerine gelecek. Abi şimdi 113 milyon var. Wright mı kullanıyorsun? Ya bir yüzlük falan bir adamın artık 5 milyon 4 milyona falan baya yüksek oyuncular var. Ne olur ya. 111 Ronaldinho'nun yanında Wright mı oynar? Bu arada 111 Ronaldinho da inanılmaz güzel duruyor. Çok güzel görünüyor abi 111 Ronaldo'yu. Yemin ederim inanılmaz sevdim. 107 Ferdinand gerçek onun dışında öneri. Like atmayanı yiyorum. Arkadaşlar. Kaan Temiz like atmayanı yiyormuş. Bu akşam 102 kasöre gelecek. Yoldan 15 milyon coins de oradan gelecek. Oo, bir de 15 daha var. Bayağı da bir coins'i falan var ya. Bu kadroya bayağı bir coşturulur. Kanka Gullit'i değiştir. Gullit bir ara satılabiliyordu. Satsaydın keşke. Wright zaten hemen gitsin. Mbeumo yerine. Abi en basitinden Hakim Ziyech alabilirsin. Tamam değeri biraz arttı ama. Keşke ben Hakim Ziyech'i aldığımda sen de videoyu izlediğin gibi sen de alsaydın. Vallahi çok işine yarardı. Ama yapacak bir şey yok. Ama zaten coins'in bayağı var. Yani sevdiğin oyuncuları istediklerini alabilirsin bir süre. Vidic de değişsin ama. Vidic de gerçekten yeterli durmuyor orada. Bayağı beğendim kadroyu ama çok güzel şeyler yapılabilir yani. Sağ Kore'ye her türlü öneriyi açayım. Diziliş değişimi olacak. Hangi dizilişe geçeyim? Hangi oyuncuları alayım? Seviliyorsun. Diziliş değişimi olacaksa kanka 4-3-3 dümdüz dizilişi bir kere kullanma. Yani sol kanat sağ kanatlar oyunda güzel var. Bayağı da bir geldi. Santrafor da bir tane yeterli olur. Zaten Lewandowski var. Başka Santrafor alma. Gullit yerine şöyle çok güzel MOO'lar var. Yani çok böyle inanılmaz değiştir demiyorum dizilişini o yüzden. MOO'lardan gir abi. Neymar alabilirsin. İkonlar geldi. Fiyatları falan bayağı böyle inanılmaz pahalı değil. Senin çok fazla coins'in yok ama kasabiliyoruz bu dönemde bayağı. Bir oyuna yüklenirsen şey yaparsan kasarsın. Yani sol beki de Mazrui yerine bir Roberto Carlos'tur veya biraz daha yüksek oyunculardır. Bir şeyler alabilirsin. Onun dışında bir önerim yok. 4-3-3 atağa geçip MOO yap Gullit yerine. Senin için daha iyi olur benden söylemesi. Yani Gullit'i çok kullanmanıza gerek yok arkadaşlar. Yani satabiliyorsanız satın. Satamıyorsanız biraz bekleyin. Satılabilmesini falan bekleyin. Ben beğendim ama kadroyu. Stopper'e 105 delik gelecek. Onun dışında öneri var mı abi? Stopper'e 105 delik. Marquinhos satmış. Güzel abi. 15 milyona tertemiz. 105 delik. Yani deliktin kartını bayağı bir öneriyorlar herhalde herkes. Çünkü herkes delik diyor. Yani alabilirsin kankam ama zaten fiyat performans olarak da sanırım en iyisi delikti ama ben Varane aldım mesela. Varane'ın da değeri arttı. Ben kimi alsam değeri artıyor arkadaşlar. Yemin ediyorum elime attığım yer değerleri yükseliyor. Bu konuda şanslı hissediyorum da kendimi. Yani ben bir oyuncuyu bir videoda alıyorsam o videodaki değeriyle mesela bir gün önceden çekmiş oluyorum ya bazen videoyu. Şu an bu videoyu çektiğim gibi atacağım. Çektiğim gün atacağım ama yani çekiyorum. Aynı değerdeyse alın. Çünkü bilin ki oyuncunun değeri artacak. Yani genelde yine söz vermeyeyim ama öyle oluyor. Valla ben kimi aldıysam değeri artıyor arkadaşlar. Kontrol edebilirsiniz hatta. Yani ben gen yükseltmedeki kadro değerime bakın. Yani şu anda pek hatırlamıyorum ama 272 milyon şu an kadro değerim. Ve benim kadro değerim 272 milyon değildi. Hatta 250 bile yoktu. Belki 200 falandı. Yani dümdüz 200'e yakın. Bayağı 200'e çok yakındı.
70 milyon atmış. Hiç oyuncu değiştirmedim yani. Sıfır coin slip'ken yükseltme yaptım, bir de kar ettim üstüne. Çok ilginç bir durum var. Ben kime alsam değeri artıyor. Vallahi bu konuda şanslı ve iyi hissediyorum kendimi bayağı. Bu kadro da güzel kardeşim, beğendim. Bayağı güzel. Abi kadro nasıl, önerim var mı? Artık çok fazla öneri vermeyeceğim. Zaten oyunla ilgili genel düşüncelerimi, bu aralar ne yapmanız gerektiğini falan söyledim. Çok böyle spesifik bir durum olursa söyleyeceğim. Bu kadroyu beğendim. Artı 1 milyon like istemiş bu arada. Sevdim kankam, ama sende coins bütçesi 7 milyon varmış. 7 milyona şöyle bir güzel santrafor alabilirsin. Yani en memnun olmadığın mevki neresi? Yani santraforların paso gol atıyorsa memnunum diyorsan değiştirme. Ama onun dışında bir santrafor değiştir. Çünkü sanki böyle santrafor daha güzel olabilir. Bir de sol kanat ya. Yani gerçekten Bergwijn, yani ön dörtlüğünde bir okey olan Bergwijn, bir de biraz Bulaya Dia. Onun dışında gerçekten Oyarzabal'la Patrick Schick hiç şey güzel görünmüyor. Onları değiştirirsen senin için daha güzel olur. Eto'ya Vlahovic var falan demiş. Şu kırmızı şey mesaj atayım ya. Bunu gören kişi videoya like at ve abone ol. Ben gördüm, like atıp abone olmak zorundayım. Sen de öyle, sen de atıp abone olmak zorundasın. Kendi videoma like atacağım şimdi. Arkadaşlar bayağı güzel duruyor. Eto'nun bu kartı var. Eto yerine Vlahovic var, 104. Ha, normalde kadrosu 115'ken sanırım. Aynen, anladım kardeşim. Yani önerileri ben genel verdim dediğim gibi bugün, ama pozisyon dışı oyuncuları biliyorsunuz sevmiyorum. O Beckham yerine yani pozisyonda oynayan bir oyuncu gelsin. Ve burayı da üf abi, Adama Traore, Silas, Wamangi Tuka. Hala bunlar kullanılıyor, inanılmaz ya. Ya sağ solda uçurum yapmış adam. Eze'yi de bir arabaya veriyorlardı. Hız takımı olmuş. Yani Santrafor'da Messi çok ilginç bir takım gerçekten. Yani Adama Traore, Silas, Wamangi Tuka ve Messi ön tarafı üçlüsü olduğunu düşünseniz arkadaşlar, gerçek hayatta çok saçma olurdu. Yan taraflarda hızlar, deli gibi hız. Ön tarafta da beyin. Yani bunda, çünkü bu kadar hızlı olan oyuncular genelde zeka olarak futbolcuya sıfır oluyor. Messi bunları tamamlayacak. Bu konuda her şeyini verecek. İnanılmaz bir şey ortaya çıkabilir. Ya böyle inanılmaz kötü olur bu takım, ya da inanılmaz iyi olur gibime geliyor benim. Abi var mı öneri? 40 milyon var. Abone olmayı unutmayın demiş. Yani abi şöyle bakıyoruz. Sen de silah kullanıyorsun. Sağ tarafa sen de adam atsaydın bari. Yani diziliş değiştirebilirsin. Yani abi kanatlı dizilişe geçin ya. Sağ kanat, sol kanat. Yani Silas, Wamangi Tuka fanteziniz falan yoksa kanatlı bir dizilişe falan geçilebilir sanki. Ben öyle düşünüyorum. Onun dışında yani bütçen de fena değil. 40 milyon bütçem var diyorsun ya. Bir sürü şey yapılabilir. Yani 3 tane MO kullanıyorsun. 3'ü de birbirinden iyi değil. Yani 40 milyon bütçesi olan bir insan için 3 MO da kötü. Çok daha iyi MO'lar var oyunda. Çok daha iyilerini alabilirsin, ama kadron genel olarak gerçekten güzeldir. Oyun çok düzenli, çok süper. Onun olayını beğendim. Ama sanki böyle bir diziliş falan değiştirebilirsin. Yeni kartları, böyle daha lüks kartları daha çok kullanabilirsin. Eğer 40 milyon harbiden varsa oyuna biraz daha yüklen. Çok güzel geliştirilebilir bir kadron var. Ama değişiklik çok şart. O kafanı karıştırabilir. Biraz uğraştıracak, ama oyunda da benim en keyif aldığım şeylerden biri zaten o. Sen de keyif alırsın diye düşünüyorum. Burada bakıyoruz abi. Güzel duruyor. Bayağı bir İngiltere milli takım kadrosu kurmuş. Burada da İngiltere milli takım. MO Zidane gelecek. Başka önerim var mı? Kanka MO Zidane gelsin. Bir de Beckham değişebilir sanki. Beckham'dan dereceleri Kovacic arttır. Buraya da bir 103'lük falan bir MO alabilirsin. Yani sağ kanatta Saka nasıl oynuyor bilmiyorum, ama iyi değilse, çok iyi değilse onu da değiştir. Devam edelim. Arkadaşlar artık çok öneri vermeyi düşünmüyorum. Videoya like atın. Herkes diyor. Bakın bütün hepiniz diyorsunuz. Videoya like atmayı unutmayın falan diye. Gerçekten inanılmazsınız. Sizi çok seviyorum. Kralsınız. Artık ben böyle birazcık gizemli olay görmek istiyorum. Kadroları da böyle birazcık hızlı geçeceğim. Ama ilk dakikasında, yani kadro paket yorumlama kısmı ilk açıldığı anda, ilk dakikada atan herkesin de ismini söylemek istiyorum. Hala ilk dakika atılan kadroları geçmemişiz. Yani nasıl bir ilgi varsa artık inanılmazsınız gerçekten. Reis önerin nedir? Sol bek Hernandez, MDO'ya Petit gelecek. Yani kankam sol bek Hernandez bayağı yakışıyor. Yani Theo Hernandez zaten benim en sevdiğim sol bek yıllardır. Bayağı bir beğeniyorum ve çok keyifli onu izlemesi. Bu yüzden de bayağı bir iyi yani. Dizilişler olmamış. Yani Hakim Ziyech terste duruyor. Hakim Ziyech yerine gelsin. Sağolsa ha, Hakim Ziyech gidecek. Ama Ziyech'i bir düşün bak. Carrasco mu daha iyi, Ziyech mi mesela? Yani Carrasco'yu ön tarafa alıp böyle bir dizilişe geçip sol kanat yapabilirsin. Bak Veron'un var, İlkay'ın var. İlkay'ı satabiliyorsan sat. Yerine bir MO al aynı fiyatı, aynı şeyde, reytingde. Senin için daha güzel olabilir sanki. Ön tarafı falan böyle bir git. Çünkü bence Hakim Ziyech Carrasco'dan daha iyi. Kesinlikle daha iyidir abi. Ziyech gerçekten fiyatına falan göre çok iyi, ama Ziyech'in de değeri arttığı için yani satılabilir bilmiyorum, ama sen hangi dizilişi seviyorsan artık orasını da sen bileceksin. Eren Debruyne'nin kadrosu burada arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi Denizli Spor'un kadrosu burada. 126 genlik bir kadro. Jerry'nin kadrosu ve aynı paket içinden, hediye paketinden 99 da var yani. 90 artı 2 oyuncu çıkmış. Biri de Lionel Messi 106 yani. Abi ben bunları görmek için heyecanlanıyorum. Görünce de sinirleniyorum. Bana çıkmıyor bayağıdır çünkü.
Yine bu videoyu ben bir anda terk edebilirim arkadaşlar. Gerçekten Ömer'in kadrosu bu şekilde arkadaşlar. Ayaz'ın kadrosu bu şekilde göstereceğim. Yani ilk altta atılan bütün kadroları göstereceğim ama Madara'nın kadrosuydu. Özgür Kayar'ın kadrosu. Özgür Kayar ya da Kayra bilmiyorum. 25 derece Neymar sahibi. Oo, 25 derece Neymar sahibi ismin ama Neymar yok. Coins'in de yok. Nerede Neymar acaba? Bütün coins'leri harcayıp yeni gen yükseltme yapmış sanırım. Kardeşim yeni gen yükseltmen hayırlı olsun. Çok belli çünkü öyle görünüyor. Hayırlı olsun. Bu kanal bizim için var demiş. Evet sizin için var bu kanal kankam. İhsan Efe alt evet bu da arkadaşlar kaç ne kadar ilgi var ya. Burada bir 6'da atılan Mert'in kadrosu da var görmüş olduğunuz gibi. Richarlison'u görüyoruz ön tarafta bayağı bir coşar. Abi bunlar ne? Herkes bir paketten iki tane yüzgenin üzerinde adam çıkarıyor. Bunu nasıl yapıyorsunuz lan? Bu hediye paket hangi paket? Ben şu an kafam karıştı. Ben oyunu bir de İngilizce oynuyorum. Yani bilgisayardayken videolarda falan Türkçe ama telefonda ana telefonumda İngilizce. No yer çıkmış bir de 105'ken. Abi inanılmaz ya. Oğlum nasıl yapıyoruz? Abi stoper önemli. Vallahi hayırlı olsun. Kim o abi? Walker. Hayırlı olsun. Walker'ı da hiç sevmem. Yani futbolcu olanı gerçekten nefret ediyorum Walker'dan. Bilmiyorum neden. İyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ama nefret ediyorum. 123 genlik bir kadro var. Burada da gerçekten çok iyi. Yani bunları açamayacağım aslında. Hayırlı olsun. Messi çıkarmış. Van Dijk çıkarmış ama yani çok yanlış bir SS atmışsın. Yanlış şekilde atmışsın. Kadronu doğru atmışsın. Kadronu da şöyle bir gösterelim. Asrın'ın kadrosu da arkadaşlar bu şekilde. Bayağı güzel görünüyor bu arada. Ben bayağı beğendim. Kadroyu da bayağı kaliteli atmış. İnanılmaz güzel gerçekten. Ya yok artık! Abi yeter! Ya ben de açıyorum bunları. Bana neden çıkmıyor abi? Şaka mı bunlar ya? Ya gerçekten şaka mı bunlar? Her seferinde aynı şey mi olacak arkadaşlar ya? Aynı şey de değil. Daha da her seferinde seviye artıyor abi. Bunlar bir şey yapıyor. Bunlar bir hile yapıyor ya. Böyle olmaz ki abi. Ya üçüncü özel paketi açmış abi adam. Bakalım bir dakika arkadaşlar ben şu ekranı bir ayarlayacağım. Ya bir bakalım Allah aşkına ben ne yaptım ya? Ben gerçekten merak ediyorum ya. Nerede abi? Ya ben daha hepsini açıyorum bir de ya. Bir tanesini açıp denesem olması tamam. Aa ben daha üçüncü paketi açmamışım. He. Yüzde... Ama abi %5 bana çıkmıyor ki. Ben bir öncekilerde sonuna kadar gitmiştim. 6200 ECF'leri de açtım hatırlıyorsunuzdur. Arkadaşlar şimdi buradan gaza gelip açınca genelde DC oluyoruz. Ama bu video çok like gelirse ve yorumda çok istenirse ben bu paketi açacağım sizler için önümüzdeki videolarda. Yani önümüzdeki görevlerin de bu paketlerini açarım. Görüyorsunuz cevherim falan var zaten. Açarım yani. Çok like gelirse çok istenirse açarım. İnanıyorsanız yani. Ama abi gelip bunu açıp sadece 90 artı herhangi bir oyuncu çıkartıp bir de 2500 ödül puan alırsam alırım ya. 2500 ödül puan hiçbir şey çünkü ya neredeyse. Neyse devam edelim. Vallahi hayırlı olsun kardeşim. Bayağı iyi çıkarmışsın. Tebrik ediyorum. Bayağı. Like atıp abone olmayı unutmayın da demişsin kardeşim. Senin dediğini yapan vallahi mutlu olur bu hayatta bence. Bence like atın abone olun arkadaşlar. Çünkü çocuk bayağı şanslı. En 72-37'nin kadrosu da görmüş olduğunuz gibi bu şekilde. Bu kadroyu da beğendim biraz arkadaşlar. 10 derece Rafinha sahibi birisi de var burada görmüş olduğunuz gibi. Bu kadro da güzel. Koray abi sence ne yapmalıyım? Abone olmayı beğenmeyi unutmayın demiş. Kanka Hacini bak sen de hayranısın sanırım. Yükseltmişsin gayet güzel duruyor. Bayağı iyi kadro kanka. Hiç böyle rahatsız edici bir oyuncu görmedim ya. Gerçekten yok arkadaşlar. Delaney bir diye. Yani onu da çok böyle bir sevmedimden ama o da iyi oynuyordur herhalde. Değiştirme böyle devam et. Onda 10 kadro süper yani. Bütçene falan bakınca da tam böyle olması gerekiyor. Ziye falan tam kullanılabilecek en uygun oyunculardan biri. Sterling falan bayağı beğendim kanka bu kadroyu. Ama şunları açamayacağım. Sterling'i de paketten çıkarmış bu arada. Mustafa'nın kadrosu da bu şekilde. Arkadaşlar yani hepsini de gösteremeyeceğim sanırım. Bu ne ya? Bayram'ın kadrosu böyle. İnternetten dolayı çok hızlı da açılmıyor. Ve bu ne abi? Gerçekten inanılmaz. Garanti puan. Bu garanti puan nasıl çıkarıyorsunuz abi? Şu garanti puanı nasıl alınır bana yazın. Bende hiç yok bundan. Varan bir de Itakora çıkarmış. Bir de özel paketler. Bunları ben de açmak istiyorum. Valverde de çıkarmış ve 23.5'a satmış. Vallahi kardeşim dev hayırlı olsun. Bayan Mustafa Alp'in kadrosu 112 gen arkadaşlar. Bu şekilde Furkan Öncel'e teşekkür ediyorum kadrosu için. Mbappe! Abi 106 gen. Bugün Dünya Kupası'nı alacak oyuncu işte burada. Ben bir Messi beni şey yapabilir bu arada. Mbappe hayırlı olsun arkadaşlar. Tık. Tabii ben bu taraftayım, bu saflardayım. Öbür saflar Messi'ciler de yorumlara kendini belli eder diye düşünüyorum zaten benim bu cümlemden sonra. Ben linç yiyeceğim kesin ama. Neyse arkadaşlar bu safta olanlar da desteklesin arkadaşlar beni. Vallahi linç yemek istemiyorum ya. Evet saksafonda şov yapan adamın kadrosu bu şekilde. Oğlum ne kadar çok kadro atmışsınız lan. İlk dakikada ne kadar herkes hazırdan bekliyordu abi. İnanılmazsınız. Kayran'ın kadrosu videoyu beğenip abone olmayı unutmayın demiş. Bu şekilde bir dakika paket. Abi Neymar. Abi ben paketten Neymar çıkarsam yemin ederim sevinçten ağlayabilirim ya. Ya nasıl çıkartıyorsunuz abi bunları ya? Vallahi Neymar çıkarmış. Ödül oyuncusundan. Hayırlı olsun. Vallahi süpersin ya. Yemin ederim süpersin. Ronaldo ya da Neymar.
Arkadaşlar gerçekten videoyu terk ediyorum. Burada videoyu bitirim. Yani abi bu ne ya? 60 milyon bir de ya. Abi ben de çok açıyorum ya. Bana da çıksın. Gerçekten çok güzel olacak ya. Uğraşıyorum. Çok hissediyorum da. Ben daha ne yapacağım? Program içinden çıktı diyor. Bizden bekleniyor videoyu selamlar. Aleykümselam kardeşim video. Aleykümselam Erdemciğim. Vallahi inanılmazsınız ya. Ya daha neler... Tamam abi tamam. Bak ben bir tane 106 çıkardım. Böyle herhangi bir 106'ya falan çok şey yapmaya hakkım yok ama gerçekten üst üste de görünce böyle bir herkes mi çıkarıyor diyorum ya. Gerçekten Koray adamdır. Çok teşekkür ederim Koray adamdır. Sen de adamsın kankam. Ali 0. Burada görüyorsunuz arkadaşlar. Deli Ali abi kadro böyle kaleci değişecek. Kaleci zaten değişsin. Onun dışında sağ bekin değişsin. Onun dışında sonrasına bakarız. Zaten çok fazla coinsin yok ama kaleciyle sağ bek önceliğin olsun. Senin de dediğin gibi Jordi Alba 14 milyon. Bayağı iyi. Kingston'a geldi. Buradan görüyoruz arkadaşlar. Önerim var mı? Seviliyorsun. Like atıp abone olmayı unutmayın. Şu anlık bir önerim yok. Zaten öneri yapmayı bıraktım. Arel'e de teşekkür ediyorum. Arkadaşlar Buğra 55, Messi bu adam neyin nesi? Halil Mutsuz ve Efe'den yine bir paket Hakimi gelmiş. Of inanılmaz gerçekten. Dehşetül Yaşoş. Of bu da güzel duruyor. Çağan ve arkadaşlar sonunda 6 ya. İlk dakikada atılan kadroları bitirdik. İlk dakikada atan herkese çok teşekkür ediyorum. Hepinizin ismini söylemeye çalıştım ki söylediğimi düşünüyorum. Atladığım varsa kusura bakmayın. Gerçekten kralsınız bu kadar aktif olup bu kadar destek olmanız. Herkese de teşekkür tekrardan ediyorum. Arkadaşlar ya nasıl oluyor bu ya? Ya tamam bunu çıkartıyorsun. Aynı zamanda bir de üstüne nasıl bunu da çıkartıyorsun ya? Abi bunları nasıl yapıyorsunuz? Bu nasıl olabiliyor mesela? Aynı anda ikisi birden nasıl çıkıyor? Böyle bu hile mi bu? Anormal bir şey ya. Ya bu gerçekten çok garip. Abone olun like atın demiş yine. Gizli mesaja koyulması gerçekten çok güzel oluyor. Noyer, İlkay, Gimaria, Okua, Aldavsari, Messi, Pulisic aynı kişi çıkarmış. Hepsini. İnanılmaz gerçekten. Hafta sonu derecesinden 106'dan geldi. Vallahi kanka. Tebrik ediyorum. Bir de videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın demiş. Alev atmış. Arkadaşlar artık siz de like atıp abone olun. Hala like atmayan var mı ya? Vallahi bu kadar nasıl umursayamayabiliyorsunuz? Bu kadar umursamaz nasıl olabiliyorsunuz? Herkes like istiyor sizden. Yani herkes atıyor bu videoyu zaten. Sen de at ölmezsin yani. Bir like atacaksın. Herkes istiyor yani. Sadece ben değil. Evet. Erkeğim. Zaten benden fazla istiyorsunuz. Kane var burada. Hayır Mason var. Bayağı güzel duruyor. Ve Varan çıkmış. Dimari çıkmış. Messi'nin de bu kartı çıkmış. Abi artık şaşırmamaya başladım hiçbir kadro kartlara. Abi herkes bedava Ronaldo almış. Bu ne lan? Arkadaşlar ben artık Ronaldo görünce şaşırmayacağım bu saatten sonra. Yani bu çok anormal. 80 artıdan 104. Vay be inanılmaz gerçekten. 104 Carrasco var. Ve daha da çok fena şeyler göreceğiz. Daha bu... Verona aldın mı acaba? Çıkardın mı Ronaldo'yu? Arkadaşlar bakın ben şaşırmayacağım diyorum ama sinirleniyorum. Gerçekten yemin ediyorum. Ben bir tane daha Ronaldo görürsem yani videoyu terk edebilirim. Gerçekten videoyu bir anda kapatıp bitirebilirim. O yüzden şimdiden umarım videoyu beğenmişsinizdir, hoşuna gitmişsinizdir diyorum. Gerçekten daha fazla dayanamayabilirim. Bunlar ne oğlum? Bu şaka mı ya? Herkes nasıl bu kadar bedava alıyor abi? İki, özel iki paket al! Al abi bu da çıkmış. Bu pakete de çıkmış. Ya yok artık abi yeter artık ya. Abi bu video nasıl bir video oldu? Tarihin en inanılmaz videosu bu. Ne oluyor ya? Abi şaka mı bunlar? Gerçekten şaka mı ya? Bir de Neymar çıkarmış aynı kişi. Bir de Neymar çıkarmış. Kafayı yiyeceğim. Ay inanılmaz. Van Dijk gelmiş. Abi gitmeyecek mi bunlar? Dahil'le Embolo aynı paket. Bayağı iyi bu arada. Kante Messi pakete bak anasını satayım. Şunlar değerli olsa coşarız. Bu arada gayet güzel şans. Griezmann gelmiş burada. Hakim Ziyech, Marquinhos çıkmış. Güzel abi. Ben bunlar artık hiç normal. Gayet normal abi. Full Brezilya kadrosu. Oo abi güzel duruyor. Bu arada felaket yapmışsın ha. Tamam Brezilya'ya ben kırgınım abi. O Hırvatistan'ı nasıl yenemediler ya? Arjantin tak tak yaptı geçti Hırvatistan'ı. Şeyler yenemedi. Arkadaşlar bu şekilde bir video oldu. Bir tane daha Ronaldo görmedik Allah tamamlar. Videoyu terk edecektim. Yani yeter abi gerçekten çok anormal durumlara geldik. Çok ilginç şeyler oldu. Yani özellikle şu bence en anormali. Hem Neymar hem Jairzinho'yu aynı paketten yani aynı dönemde çıkarması bayağı büyük olay. Gerçekten tebrik ediyoruz. Günün olayını da bu seçebiliriz ama yorumlardan siz de seçin. Bayağı ilginç şeyler vardı. Yani umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir ama beğenip eğlenmediğiniz kesinlikle düşünmüyorum. Felaket şeyler var çünkü videoda. Hoşçakalın. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Futbol Team Game'e de bakın. Discord'da da gelebilirsiniz kadro paket yorumlamaları için. Hepinizi çok seviyorum. Öpüyorum. Bye bye.